Buna göre 3. Selim döneminde Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Üç kıtada büyük bir ülkeyi yönetiyorum. Ancak ülkem Avrupa devletleri karşısında siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal açıdan gerileme içerisine girdi. Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlar sonunda ülkem ağır kayıplara uğradı. Kadim dostumuz olan Fransa topraklarımıza saldırdı. Bir yandan kendi devletimin kaybettiği toprakları geri alma mücadelesi verirken, diğer yandan Avrupa devletleri arasındaki rekabet ve mücadeleden yararlanarak ülkemin toprak bütünlüğünü korumaya, devletimin geleceği için dünyanın de değişen ve gelişen şartlarına göre nizam-ı cedid ıslahatlarını yapmaya çalışıyorum. 3. Selim. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. 3 kıtada toprakları var mı? Evet var. 3 kıtada büyük bir ülkeyi yönetiyorum demiş. Askeri üstünlüğü sona ermiş mi? Evet arkadaşlar çünkü ülkesi askeri ve sosyal açıdan gerileme içerisine girmiş. Fransa ile sıcak çatışma içerisine girilmiş mi? Gördüğünüz gibi dostu olan Fransa topraklarına saldırmış. Denge politikası uygulamaya çalışılmış mı? Evet arkadaşlar, çünkü Avrupa devletleri arasındaki rekabet ve mücadeleden yararlanarak ülkemin toprak bütünlüğünü korumaya çalışıyorum demiş. Bu yüzden bu da doğru. Burada bahsedilen şey zaten denge politikasıdır. Nizam mücedit ıslahatlarında başarı sağlanmış mı bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü sadece ıslahatları yapmaya çalışıyorum demiş. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 3. Selim döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki saatlardan hangisinin doğrudan savaşlardaki yenilgileri engellemek amacıyla gerçekleştirildiği söylenemez. Bakalım arkadaşlar Avrupa başkentlerinde kalıcı elçilikler açması savaş durumunu etkiler mi arkadaşlar doğrudan tabii ki etkilemez. Avrupa'dan askeri danışman getirilmesi olur arkadaşlar. Kara ve deniz mühendishanelerin geliştirilmesi tabii ki olur. Ordunun batı tarzında örgütlenmesi yine olur arkadaşlar. Nizamı cedid ordusunun kurulması tabii ki olur. Gördüğünüz gibi B, C, D ve E seçenekleri daha çok savaşlardaki yenilgilerden kurtulmak amacıyla. Ancak kalıcı elçiliklerin bu durumla pek bir alakası yoktur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 3. Selim döneminde gerçekleştirilen yeniliklerinden hangilerinin devlet yönetiminde diplomasinin ağırlığını artırmak amacıyla gerçekleştirildiği söylenebilir? Nizamı Cedid Ordusu'nun kurulması. Arkadaşlar Nizamı Cedid Ordusu'nun kurulmasının diplomasiye pek bir faydası yoktur. Dolayısıyla birinci öncül olmaz. Meşveret Meclisi'nin oluşturulması. Arkadaşlar Meşveret Meclisi bir danışma meclisidir aslında. Burada daha çok kararlar alınıyor. Dolayısıyla bunun da diplomasiyle pek bir alakası yoktur. Reisül Kitabın yönetimde etkin hale getirilmesi olur. Çünkü Reisül Kütap bu dönemin Dışişleri Bakanı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla diplomasi de etkin olan bir isimdir. Avrupa başkentlerinde daimi elçilikler kurulması da yine diplomasiyi etkileyecek bir durumdur arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 3 ve 4 yani D şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin 3. Selim döneminden itibaren Avrupalı devletler arasında denge siyaseti uygulamaya başlamasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Arkadaşlar öncelikle denge siyaseti ya da denge politikasının ne olduğunu bir açıklayalım. Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin arasındaki çıkar çatışmalarından faydalanıyor ve bu şekilde varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Yani hangi devlet Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına hitap ediyorsa o devletle de daha iyi iyi anlaşmaya başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla da bu şekilde bir denge politikası uygulamış oluyor. Napolyon yönetimindeki Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi ise Osmanlı Devleti'nin aslında ilk kez denge siyasetini uyguladığı nokta diyebiliriz. Fransa'ya karşı İngiltere ve Rusya'nın desteğini alıyor ve denge siyaseti uygulamış oluyor. Avrupalı devletler arasında yoğun bir siyasi, askeri ve ekonomik rekabetin yaşanması ise... ...Osmanlı Devleti'nin tabii ki denge siyaseti uygulamasında etkili olacak bir durumdur. Çünkü zaten denge siyasetinin temelinde onlara karşı yani onların arasındaki ilişkilere karşı Osman Devleti'nin uyguladığı bir politika var. O yüzden ikinci öncüle ulaşabiliyoruz. Osmanlı'nın siyasi ve askeri açıdan gücünün azalmış olması da tabii ki denge siyasetini uygulamasında etkili olur. Çünkü arkadaşlar Osman Devleti artık bu süreçte varlığını devam ettirmek istiyor. Yani yıkılmayan bir devlet olmak istiyor. Dolayısıyla gücü azaldığı için bu şekilde bir politika uygulamaya başlayacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız bir 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Üçüncü Selim döneminde gerçekleştirilen yukarıdaki çalışmalardan hangilerinin öncelikle yönetim yapısı ile ilgili olduğu söylenebilir. Selimiye kışlasının oluşturulması askeri bir durumdur arkadaşlar. Yönetimle alakası yoktur. İradı Cedid Hazinesi'nin kurulması Nizam-ı Cedid yeniliklerinde kullanılmak üzere bir hazine kuruluyor arkadaşlar. Bu da İradı Cedid oluyor. Bunun da yönetimle bir alakası yoktur. Meşveret Meclisi'nin oluşturulması olabilir arkadaşlar. Çünkü burası bir danışma meclisi. Önemli kararlar burada alınacak. Dolayısıyla yönetim yapısını etkileyecek bir durumdur diyebiliyoruz. Karadeniz mühendishanelerinin geliştirilmesi ise yine yönetim yapısıyla alakalı bir durum değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 3 yani A şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen konuşmadan hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Üçüncü Selim, sen de bilirsin ki Yusuf Paşa, ülkemi dışa karşı korumak, içte birlik ve beraberliğimizi sağlamak, halkımın refahını arttırmak esas muradımdır. Koca Yusuf Paşa, bilirim sultanım, bunun için yapacağımız ıslahatlarda, ıslahatların selametini sağlama açısından onu bir şahsın değil devletin malı yapmalıyız.'' Üçüncü Selim, bunun için sizlerin bu konuda incelemeler yapmanızı, hazırlayacağınız raporları da bana sunmanızı istiyorum. Koca Yusuf Paşa, bu konuyu halledelim. Ferman, padişahımızındır. Demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım öncülerimize. Yüzeysel değişimin yeterli olmayacağı düşüncesi tabii ki hakim arkadaşlar. Konuşmanın tamamına baktığımızda e, şahsa karşı olmayacak. Bu yenilikler bütün devlete ait olacak. Sadece bir şahsın yaptığı yenilik olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla ülkeyi hem içeride hem dışarıdaki problemlere karşı korumak amacıyla yapılan da bir yenilik. E, bu yüzden yüzeysel değişim yeterli değil arkadaşlar diyebiliyoruz. Osmanlı Devleti'nin iç ve dış sorunlarına çözüm aranmaktadır. Zaten arkadaşlar 3. Selim'in konuşmasının başında bu geçiyor. İçeride ve dışarıda birlik ve beraberliği sağlamak istiyor. Tabii ki doğru. Islahatların devlet politikası şeklinde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Koca Yusuf Paşa da ne demişti arkadaşlar? Ee, islahatların selameti için şahsın değil onu devletin malı yapmalıyız demiştir değil mi? Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu uygulamanın amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti bütçesinde oluşan açığı kapatmak amacıyla günümüz hazine bonusuna benzer esham adıyla bir iç sistemde borçlanmaya gitmiştir. 3. Mustafa döneminde planlanan bu uygulama 1. Abdülhamit ve 3. Selim dönemlerinde de devam ettirilmiştir. Bakalım arkadaşlar devlet hazinesinin sıcak para ihtiyacını karşılama olabilir mi? Tabii ki olabilir arkadaşlar amaç zaten hazineye biraz para girmesini sağlamaktır. Dış borçların ödenmesini sağlama ise olmaz. Çünkü 18. yüzyılda Osmanlı Devleti henüz dış borç almamıştı. 19. yüzyılda alacak arkadaşlar. Halkın yönetime katılmasını sağlamayla da zaten bir alakası yoktur bu durumun. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. 18. yüzyılda 3. Selim döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki uygulamalardan hangisi Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edildiğine kanıt oluşturmaz? Arkadaşlar Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edildiğine dair kanıt şu şekilde oluşabilir. Eğer Avrupa'daki bazı yenilikler ya da gelişmeler Osmanlı Devleti içerisinde de görülmeye başlanıyorsa Osmanlı Devleti artık Avrupa'nın gerisinde kaldığını kabul etmiş ve onların yeniliklerini kendi ülkesine taşımıştır diyebiliyoruz. Bakalım şimdi. Medreselerin yanında Batı tarzı okulların açılmasıdır mı sıkıntı olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Yerli malı kullanımının teşvik edilmesi ise Avrupa ile hiç alakalı bir durum değildir. Tamamen ülke içerisindeki malların kullanımının teşviki ile alakalı bir durumdur. Avrupa tarzında ordular oluşturulması da yine tabii ki olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Avrupa'ya benzer şeyler bunlar. Avrupa'dan subaylar ve silahlar getirilmesi elbette olur. Batı başkentlerinde sürekli elçilikler açılması batıyı yakından izlemek amacıyladır. Dolayısıyla bu da olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sultan 3. Selim batı tarzında çok geniş çaplı ıslahat yapmayı düşünmüş ve Nizam-ı Cedid adını verdiği yenilik programını uygulamaya koymuştur. Ancak 3. Selim yapmak istediği yenilikler yüzünden ulema ve yeniçerilerin desteğini alan kabakçı Mustafa İsyan sonucunda öldürülmüştür. Peki arkadaşlar bakalım ıslahatların ülke için gerekli olduğu yeterince anlaşılamamıştır diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu yenilikler yüzünden isyanlar çıkıyor ve 3. Selim öldürülüyor. Kendi çıkarlarına devletin çıkarlarının üstünde gören gruplar var arkadaşlar ki bunlar zaten yeniçeriler, ulema diyebiliriz. Dolayısıyla bu da doğru. Yenilik düşüncesi iç çatışmalara yol açmıştır. Elbette arkadaşlar bir isyana sebep olmuş ve Selim'in tahttan indirilip öldürülmesine sebep olmuş. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 3. Selim döneminde gerçekleştirilen ithalata yönelik sınırlamalar getirilmesi uygulaması Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir? İthalat dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Dışarıdan alım demekti. Bunda artık bir sınırlama varmış. Kapitülasyonların olumsuz etkileri azaltılmak istenmiştir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz çünkü kapitülasyonlar ticari ayrıcalıklardı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti bundan olumsuz etkilenmişti. Dışarıdan alım biraz da olsa azaltılırsa kapitülasyonların olumsuz etkisi de azalmış olacaktır. Ordunun ihtiyaçları tamamen yerli imkanlarla karşılanmıştır diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü ithalat sadece sınırlandırılmış. Yani tamamen yasaklanmış değil. Ekonomiyi düzeltme çabası içine girilmiştir de tabii ki diyebiliyoruz. Dışarıdan bir şeyler almak yerine içerideki malların kullanılması ön plana çıkıyor aslında. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1807'de Çanakkale istikamlarında görev yapan Yeniçeri yamaklarının Kabakçı Mustafa Önderliği'nde isyan etmeleri, 3. Selim'in tahttan indirilmesine ve nizam-ı cedid ıslahatlarına son verilmesine ortam hazırlamıştır. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Yeniçeriler ıslahatlar önünde engel teşkil etmektedir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Çünkü Yeniçeri yamaklarının Kabakçı Mustafa Önderliği'nde bir isyanı var doğru. İç politikada yaşanan sorunlar Osmanlıların dış politikada etkinliğini azaltmıştır. Arkadaşlar burada dış politika ile alakalı bir bilgi yok. O yüzden ikinci öncüle ulaşamayız. Kapı devletin siyasal istikrarına tehdit eden tutumlar içerisine girmiştir. Yani Yeniçeriler arkadaşlar tabii ki bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Nizam-ı Cedid sayesinde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı Akka savunmasında zafer kazanılmıştır. Arkadaşlar Akka savunması ya da Akka kuşatması olarak tarihe geçen bu durum Fransa'ya karşı olmuştur. Fransa'nın Mısır ve Suriye seferi sırasında gerçekleştirdiği bir kuşatmadır. Ancak başarılı olamamışlardır. Osmanlı Devleti'ndeki özellikle Nizam-ı Cedid ıslahatlarının da etkisiyle bu kuşatma Osmanlı Devleti'nin lehine sonuçlanmıştır. Fransa bu kuşatmada başarılı olamamıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.